Arkadaşlar merhabalar. Bir soru yorumda gayet güzel bir analitik geometri sorusuyla uğraşacağız. Aslında bu soru e, biraz böyle bilgiyi yorumlama ve bilgiyi değerlendirme sorusu olacak. Mini bir anlatımda içermiş olacak. Dikkatli önce bir uğraşın sonra muhakkak da benden dinleyin tamam mı? Şimdi arkadaşlar e, soruyu okudunuz. Farklı köşeleri yeşil x 3 orjin yeşil 3 3x ve 4x artı 6 y eksi 40 eşittir 0 doğrusu üzerinde olan bir eşkenar dörtgenin alanını bulacağım. Şimdi şuna dikkat etmeni isteyeceğim önce. Hatta bir kere de ÖSYM bununla ilgili güzel de bir soru sorduğu için. Y eşittir x bölü 3'ün eğimi 1 bölü 3. Y eşittir 3x'in eğimi 3. İki tane dar açının tanjantı arkadaşlar çarpmaya göre birbirinin tersi ise birinin x ekseni ile yaptığı açı alfa ise Öbürünün de arkadaşlar y ekseniyle ile yaptığı çarpıdır. Nasıl yani hocam dersen çok basit. Bu, bunun üzerinden gidelim hatta bak. Birinin eğimi 1 bölü 3. Mesela buraya 1 dediğini düşün. Buraya da 3 dediğini düşün. Tanjant alfa gerçekten 1 bölü 3. Y x bölü 3 doğrusunu çizdim ve üzerinde gösterdim. Şimdi alfa diyelim beta diyelim. Bak olaya gel. Tanjant beta cidden 3 değil mi? O zaman şurada fosforla göstereyim. Bak şu doğrunun eğimine dikkat edersen aslında o da tabii ki e, eğimi 3 olduğu için böylece YX80 ile yaptığı açımız beta olacak değil mi? O zaman Z'den dolayı ne olur? Beta olur. Cidden bak beta olduğuna göre 90 olduğuna göre ne oldu? Alfa kaldı. İşte bu yüzden eğimleri çarpımı 1 olan eksi 1 değil bak çarpmaya göre yani birbirinin tersi olan Dar açılı, öyle geniş açıda şunuda, bunuda falan değil. Dar açılı iki tane e, doğru da birisi x ekseniyle, birisi y ekseniyle aynı açıyı yapıyor. Tamamen alfa beta 90 durumundan dolayı gördüğün gibi. Buraya da 3 yazarsan, buraya da 1 yazarsan cidden tanjant beta 3. Burada cidden tanjant beta 3. Hakikaten burada tanjant alfa 1 bölü 3. Burada da hakikaten tanjant alfa 1 bölü 3'tür. Basit ama önemli bir bilgidir. Bundan sonra iki tane doğrunun çarpımları biri olduğu zaman eğimlerinin dar açılı olursa birisi y ekseniyle birisi x ekseniyle alfa açısı yaptığını gör. Bu birincisiydi. Şimdi sorumuza başlayalım bu birinci bilgiden sonra. Arkadaşlar bakın bir köşemiz orijinde. Bir köşemiz y eşittir 3x üzerinde. Bir köşemiz de y eşittir x bölü 3 üzerinde. Eşkenar dörtgeni olduğu için şöyle bir a köşesi diyeyim. Buraya o diyeyim. Buraya da b diyeyim tamam mı? Bak şimdi. Burası o zaman hakikaten tanjant alfa 1 bölü 3 ya. Sağ yatık ve biraz daha yatık doğru eğimi küçük. O zaman buraya k'ya 3k desem. Aynı şekilde bunun da y ekseniyle yaptığı açı aynı olduğu için ve kenarları aynı olduğu için eşkenar dörtgen sonuçta. Ne oldu bak k'ya 3k oldu. B noktası k'ya 3k gelirken a noktası da 3k'ya k geldi. Şimdi eşkenar dörtgeni böyle tamamlarsak Diğer son köşemiz. Birisi orijinde. Birisi evet B. Y'eştir 3x üzerinde. Birisi y'eştir x bölü 3 üzerinde. Diğeri de o zaman şöyle bir O, A, O, B, C diyelim. Bu da arkadaşlar hangi doğru üzerinde olacak mecburen? Şu doğru üzerinde olacak. Peki burada başka ne durum var? Çok güzel bir durum var. Bir eşkenar dörtgenin hatırla bakalım. Köşegenleri aynı zamanda neydi? Açı ortay değil mi? Bak şimdi olaya şuradaki OC'yi çizdiğimiz zaman açı ortaya olduğu için buraya teta dersem burası da teta. Bak bakalım ne çıktı burada. 1.90 derece y ekseni x ekseni 2 teta artı 2 alfa 90 derece alfa artı teta 45 derece. Yani eşkenar dörtgende y ve x ekseni aynı açıyı yaptınca, yapınca aslında bir köşegenin y olduğunu görüyoruz. Bu da güzel bir durum bak soruya dair. Bu benim şöyle işime yarayacak. Artık alfa artı teta 45 olduğu için tabii ki bu siyah açı alfa artı teta 45 derece oldu. Ve bak bu y eşittir x doğrusu oldu. Çünkü eğimi 1'dir y eşittir x doğrusunun. Ve bunun üzerindeki bir noktanın koordinatları ne olur o zaman? Apsisine b desen ordinatı da b olur. Çünkü artık bu doğru y eşittir x doğrusu arkadaşlar açı 45 olduğu için. Hangi doğru üzerinde aynı zamanda bu nokta? 4x artı 6y eksi 40. Yani bir nokta doğruyu sağlar. Yani bu böyle bir doğru dersek bu nokta doğruyu da sağlar. 4b artı 6b eksi 40 eşittir 0. Buradan da b'ne geldi 4 geldi. Demek ki arkadaşlar bu noktanın apsisi neymiş? 4. Ordinatı neymiş? 4. Sorumuz şu an artık bitti. Niye biliyor musun? Köşegenler birbirini ortaladığı için ben oradan gitmek istiyorum. Takip et şimdi. Köşegenler birbirini ortalıyor. Böyle. O zaman 0'a 0, 0 4'e 4 tam ortası nedir? 4 artı 0 bölü 2'den 2. 2 artı 0 bölü 2'den yine 2. Böylece köşegenlerin kesim noktasına K dersek K'yı bulduk. Sonra tabii ki BA'nın da orta noktası K artı 3 K bölü 2 eşittir 2. K buradan 1 geldi. Yine aynı şekilde tabii ki ordinatta yine k artı 3k bölü 2'den k1 geldi. Demek ki arkadaşlar k1 ise artık a noktası neymiş? 3'e 1. b noktası neymiş? 1'e 3. Bundan sonra ne diyeceğim? Şunları siliyorum artık. Nasıl olsa anlattım oraları. Bu eşkenar dörtgenin artık arkadaşlar köşegenlerini bulduk. Bir köşemiz 0'a 0. Bir köşemiz 4'e 4. Bu sayede artık ne diyeceğim? tabii ki köşegen bu uzunluk 4 eksi 0, 4 x 0, 4 kök 2, 2 nokta arasındaki uzaklık. Sonra diğerine gel. Bu köşe 1'e 3. Diğer köşe 3'e 1. 3 eksi 1, 2. 1 eksi 3 eksi 2 karelerin toplamı oldu. Tabii ki diğer köşegenimiz de arkadaşlar 2 kök 2 oldu. Köşegenleri bilinen bir eşkenar dörtgenin alanı köşegenlerinin çarpımının yarısıydı. Dolayısıyla cevabımız 8 birim kare oldu arkadaşlar. Bu şekilde hakikaten güzel bir soruydu. Ee, ÖSYM'nin böyle önemsediği kavramlarla alakalı ki benim de önemsediğim şeyler bunlar. Bir güzel yorum göstermek istedim size. Diğer videolarda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.